Çünkü bulaşı engelleyecek yeterlikte değiller süre olarak da zaman olarak da. Biliyorlardı ahçının korona olduğunu biliyorlardı ki ahçı bir işletmenin neyidir? Bel kemiğidir. Herkes onun elinden yemek yiyor. Halkın yani tabiri caizse hükümet katildi demesi var. Bu virüs zaten bilinçli çıktı. İlacı da hazır. Yani hiç yoktan iyidir. Yeni kısıtlamaları biliyor musunuz? Sizce yeterli oldu mu? Yani az çok hakimim. Çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Neden diyeceksiniz? 2 gün, 3 gün, 4 gün bir kısıtlamalar bir fayda sağlamıyor. Halkımız ne yapıyor? Tekrar sokağa çıkıyor, kısıtlama gelecek diye hurra, kalabalık oluşuyor. Şu anda gördüğünüz gibi ben de dahil, yani işim olduğu için anlık dışarı atıyorum kendimi. Yani 10-15 gün bir kısıtlama gelecek, ortalık bir durulacak. Yani böyle düşünüyorum, fikrim bu benim. Ya bence şimdi vaka sayıları çok arttığı için biraz daha tabii kısıtlamanın genişlemesi lazım bana göre. Yeni kısıtlamaların tamamını biliyorum. Yani ekonomik olarak tam bir şey yapamayacaklarına göre, kısıtlama yapamayacaklarına göre şu an en azından ilk adım olarak iyidir bence. Şu an için yeterli değil ama bir nebze olsun. Yani hayrı faydası olur. Çünkü hafta içi yine yoğunluk çarşıda. İş temposu gelendir, gidendir. Yani bunu tam anlamıyla kesmez. Uzun vadede işe yarar, kısa vadede işe yaramaz. Evet, yeterli. Fazlasıyla yani. Ama millet uymuyor. Uysalar şimdiye geçecekti ama uymuyorlar. Yeterli olmadı. Aslında bir hafta tamı tamına kısıtlamalar gelmiş olsaydı tahminim yardımcı olurdu. Ama bilmiyorum, şu durumda pek iyi değil. Yok, daha yeterli değil. 10-15 gün daha olması lazım yani. Hiç çıkmayacağım. Kısıtlama oluyor, gene dışarıdayız, toplumun içindeyiz. Nasıl olacak? Evet, yeni kısıtlamaları biliyoruz. Şu an için yeterli, göreceğiz yani. Duruma göre göreceğiz. Durum değerlendirmesini yapacağız. Ona göre kısıtlamaların doğru ya da yanlış olduğuna bakacağız. Evet ablacığım, biliyorum. Bence yeterli olmadı. Ya komple bir hafta falan olsun. Bu bir an önce temizlenmesi için, kurtulmamız için. İnan psikolojimiz bozuldu. Hem evimiz olsun, hem barkımız olsun. Hem mesela böyle işlerde falan da böyle geçim sıkıntımız bayağı bir düştü. Mesela biz esnafık. Bizim halimiz ne olacak? Allah yar ve yardımcımız olsun. Vergisi var, dükkan kirası var, bunun çalışanı var. Bu bayağı bir tökezledik mesela. Allah yar ve yardımcımız olsun ama bence kısıtlamalar iyi olmadı. Ya sürekli olsun, devamlı olsun. Zaten gece zaten bile Kayseri'de hayat bitiyor. 7'de, 7.30'da millet evinde. Burada o şey olarak demiyor. Ama devamlı bence bir hafta komple kapatsın. Hiç yeterli olmadı. Tamamen 15 gün, 20 gün tatile girmemiz gerekiyordu ki bu hastalığın önüne geçebilelim. Bence olmadı. Geziyoruz, yine geziyoruz mesela. Değil mi? Alışveriş de yapıyoruz, geziyoruz da. Ama ilk zamanlarki gibi olsa hiç kimse de korku kalmadı bir kere. Hiç kesinlikle korku falan yok. Onun için yani gerçekten bir 15 gün kapanması iyi olacak. Ya yeni kısıtlamalar bence le olmuyor biliyorsun. Yani bunu toplumun kararı vermesi gerekiyor. Ama tabii Cumhurbaşkanımız çok akıllı ve yerinde hareket ediyorlar. Ben takip ediyorum. Ama mesela hafta içini 21-5 yaptılar ya. Bunu hafta sonu da 21-5 yapsalardı bence daha iyi olurdu. Yani komple 21-5 hafta boyunca olsaydı daha iyi olurdu. Yeterli olmadı bence. Vaka bu kadar artmışken bu kısıtlamalar yeterli değil. Kısıtlamalar neler? Kısıtlamalar neler? Akşam 9, sabah 5. Hafta sonu cuma akşam 9'dan pazartesi sabah 5'e kadar. Öğlen 1'den 4'e kadar 65 yaş ve 20 yaş altının sokağa çıkması serbest. Toplu taşımda 65 yaşın üstündekilerin binmesi yasak. Ama hala biniyorlar tabii. Yani onun için yeterli değil bence. Biraz daha kısıtlaması iyi olurdu. Bence yeterli. Çünkü şu an ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum daha fazlasını el vermediğini düşünüyorum. Hükümetimiz de gerekli tedbirlerini kendi çıkarlarına göre ve ülkemizin çıkarlarına göre yeterince aldığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de yeterli olduğunu düşünüyorum.
Çünkü bir şekilde hayatın devam edip diğer bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Tabii bu maddi olarak, manevi olarak, özellikle maddi olarak da iş kaybı olacak ama sağlığımızla düşünen gerekli tedbirler atıldı. Bize de üzerimize düşen gerekli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ailemizden başlayarak kamu ve diğer arkadaşları üzerine düşeni herkes yapması gerekiyor. Yani hükümetin almış olduğu karar yerinde. Cuma gününden sonra sokağa çıkma yasağı isabetli bir karar. Yani bunun en azından pandemiyi yarı yarıya düşürmesini ben bekliyorum. Yani çünkü insanlar 56 saat evlerinden çıkmayacak. Yani bu alınan iyi bir yerinde bir karar. Evet biliyorum ama bence hiç yeterli değil. Neden yeterli değil? Bunlar çok önceden yapılması gerekiyordu. Hani benim abim de şehir hastanesinde doktor. Hani koronavirüs bu kadar kat sayılara çıkmadan önce bunun önlem altına alınabilmesi bizim elimizdeydi. Bu tedbirler bence çok önce alınmalıydı ve çok az. Hani ben burada yaşamıyorum. Antalya'dan geldim. Alanya'dan geldim. Bir yıldır aşağı yukarı buradayım. Koronavirüs yüzünden geldim. Zaten iş yerim kapandı. Şöyle söyleyebilirim. Oradaki küçücük ilçedeki tedbir bile buradan çok. 2 milyon nüfuslu bir ilde bu kadar tedbir çok az. Hani yetersiz. Halk otobüsüne biniyorum, insanlar üst üste. Tramvaya biniyorum, insanlar üst üste. Ve bu aylardır böyle. Hani akşam 9'dan sonra çıkmamayla, ya zaten Kayseri'de akşam 9'dan sonra kim dışarıya çıkıyor ki? Soğuk yani. Gündüz bile işimiz olmasa çıkmıyoruz. Şu an yine benim iş yerimde Ahçı'da korona çıktı. 40 kişiye bulaştırdı. Ve bunu bile bile o fabrika üretime devam etti. Biliyorlardı, Ahçı'nın korona olduğunu biliyorlardı ki Ahçı bir işletmenin neyidir? Bel kemiğidir. Herkes onun elinden yemek yiyor. Yani koronanın bulaşmayacağı ihtimali var mı? Yok. Ona rağmen çalıştılar. Şimdi 10 kişiler hala çalışıyorlar ve hala bu işletme açık. Yeni kısıtlamalardan baştan beri haberim var. Yeterli olduğunu da pek zannetmiyorum. Çünkü uluslararası uçuşların kapatılması gerekiyordu. Kapatılmadı. Mesela zabıta polis uyarıyor, kendileri takmıyor maske. Ha, maskenin ne kadar yeterli olduğunu da zannetmiyorum. Mesela bakanımız çıkıp da bir vitamin alın, şunu yapın bunu yapın demiyor. Sırf maske. Maske ne yapıyor? Alerji hastasıyım, kuruluk yapıyor, öksürük yapıyor. O yüzden pek yeterli olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ev toplantıları hala var. Günler hala var. Doğum günleri hala var. Ya bunlar saçma şeyler. Bu virüs zaten bilinçli çıktı. İlacı da hazır. Millet şimdi yok şey yapacakmış, aşı şu bu. Ya bence temas çok önemli. Mesela kapalı alanlarda durmamak gerekir diye düşünüyorum. Aşıyı da çok önermiyorum. Doğal yollarla beslenebiliriz diye düşünüyorum. Bu daha önce de belirtmiş olduğum gibi bence zor bir soru. Çünkü hükümet olarak elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ben kendim yurt dışında kalıyorum. Ama hükümet olarak çok fazla kısıtlama getirirseniz ekonomiye zararı var. Çok az getirirseniz 2-3 sene sonra halkın yani tabiri caizse hükümet katildi demesi var. Yani böyle anlatabiliyorsam. Yani gerçekten zor bir durum. Yani fazla yapıp da her yere kapatırsan ekonomiye bunun çok büyük bir etkisi var. Yani yeni kısıtlamaları evet biliyorum. Yeterli olduğunu da düşünmüyorum. Daha farklı uygulamalar getirilmeli. Teşekkür ederim. Çünkü bulaşı engelleyecek yeterlikte değiller süre olarak da zaman olarak da. Daha geniş kapsamlı, daha farklı şekilde önlemler alınmalı. Yeterli değil ama evet. Yani hiç yoktan iyidir. Teşekkürler, sağ olun. Ama tabii bunu herkesin dediği gibi bir 14 gün kapansaydık herhalde bu işi daha çabuk atlatırdık diye düşünüyorum. Herhalde ülkenin büyük bir çoğunluğu da bizim gibi düşünüyordur diye tahmin ediyorum.